Arkadaşlar merhaba. Geçen dersimizde örnek 76'da kalmıştık. Şimdi buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Aralarında asal sayılara. 8 ile 10 aralarında asal olup olmadıklarını bulalım. 8'in çarpanlarında ne var? 2 var mesela. 2 çarpanı var değil mi arkadaşlar? 10 çarpanında ne var? Onda da 2 var. 2 sayı da 2'ye bölünüyorsa aralarında asal değildir ki. Aralarında asal olması için ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Sadece ortak böleni 1 olması gerekiyordu. O zaman aralarında, evet yazıyorum, asal değildir. Evet, aralarında asal değildir diyeceğiz, tamam mı? Evet, mantık bu. Örnek 77'ye bakalım. 12 ile 35 sayılarının aralarında asal olup olmadıklarını bulunuz diyor. Evet, 12 ile 35. Bakalım bir. Evet. 12 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor değil mi arkadaşlar? 4'e bölünüyor, 6'ya 12'ye bölünüyor. Bir de 1 var. 35'e bakıyorum. 1, 35, 5 ve 7 bak. Çarpanlarda buldum. Hiç var mı ortak çarpan? Ya 1 dışında. Yok. O zaman aralarında nedir arkadaşlar? Asaldır. Tamam mı? Aralarında asaldır diyoruz. Geçelim 78'e. Evet. Bunlar basit arkadaşlar. Aralarında asaldır. Yani ortak bölene bakacağım. 9 ve 12'ye bakalım. 9 ve 12. Bakın arkadaşlar 9 3'e bölünür. Bu da 3'e bölünür. O yüzden aralarında asal değil. Evet değil yazıyorum. Anlarsınız siz onu. 18 ve 27. 18 ve 27. Bakıyorum. 3'e bölünür. Bu da 3'e bölünür. Yani aralarında asal değil. 16 ve 39'a bakalım arkadaşlar. Evet. Şöyle yan tarafa yapıyorum. Bakın. 16, 39. 16 neye bölünür? 2'ye, 8'e, 4'e. 39 neye bölünür? 3 ve 13'e. Var mı ortak? Yok. O yüzden 16 ve 39 aralarında asaldır. Evet, ortak böleni olmadığı için aralarında asaldır diyoruz. 22 ve 34 zaten değildir arkadaşlar. İki çift sayı aralarında asal değildir. Niye? 2'ye bölünürler çünkü. Tamam mı? Evet. Bu şekilde yaptık. Geçiyorum arkadaşlar bunu da ben. Evet. Evet. Şimdi en son nerede kalmıştık? 78'e yaptık. 79'a geçiyoruz. Evet, şuna bakalım. 16 sayısı verilen sayılardan hangisiyle aralarında asal değildir? Evet arkadaşlar. Bir kere şunu da yazalım. Evet, üstte şu noktayı yazalım. Ardışık sayılar, evet, ardışık sayılar aralarında asaldır diyelim. Evet, aralarında asaldır. Evet, aralarında asaldır arkadaşlar. 16 hangisiyle aralarında asal değildir? Ben hemen çift olanı gördüm. Evet. Yazıyorum bilgi notu. Çift doğal sayılar aralarında asaldır. Evet, pardon yanlış yazdık. Şöyle yazalım. Şöyle yazalım arkadaşlar. Ardışık doğal sayılar. Evet, az önce yazdığı bilgi notumuz söylemiş. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır yazıyoruz. Evet, geçiyorum arkadaşlar. Yazdınız bunları. 80. 10 sayısı ile 2 basamaklı 2 A sayısı aralarında asalsa. Evet, 10 ile ne aralarında asalsa? Atıyorum 20. Olur mu? Olmaz. İkisi de çift. 21 olur mu? Evet, şöyle başlıyorum. 2'ye 21 3'e bölünür. 2'ye bölünmez. 10'un da bölenleri 5'tir zaten. Olmaz. 22 olur mu? Olmaz. Çiftleri almayacağım. 23. 23 zaten asal. Alabilirim. 24 olmaz. 25 olmaz. 5'e bölünüyor ikisi de. 26 olmaz. 27 olur. 28 2'ye bölünüyor. 29 olur. Başka da yok zaten. Kaç farklı rakam yazılabilir diyor. 2, 4 var. Evet, toplam ne diyoruz? 4 farklı diyorum arkadaşlar. Buyurun. Evet. 11 ile 32 doğal sayıların aralarında asal olup olmadığını belirleyip bu sayıların evabını bulalım. Evet, 11 ile 32. 11'in çarpanlarına bakalım. 1 ile 11. 32'ye bakalım. 1, 32, 2, 16, 4, 8. Evet. Aralarında asal mıdır? Evet. Sadece ortak böleni 1 var arkadaşlar. Aralarında asal. Şimdi bakın. EBOB'larını bulacağım. Bakın arkadaşlar. Biliyorum da ben EBOB'larını. Bilmeyenler için bir daha anlatıyorum. 2'ye bölüyorum. 16'ya 11. 2'ye böldüm. 8'e 11. 2'ye böldüm. 4'e 11. 2'ye böldüm. 2'ye 11. 2'ye böldüm 1, 11, 11'e böldüm 1. Sizce burada hiçbir ortak aynı anda düşen var mı?
İki tarafı da düşüren bir değer yok. O zaman EBOB nedir burada? Evet, EBOB nedir arkadaşlar? EBOB 1'dir. ECOG nedir ECOG? ECOG da 8, 16, 32 çarpı 11. Evet, 32 çarpı 11'de 352 galiba. Evet, bu şekilde çıkıyor. Arkadaşlar demek ki, evet, üst kısma yazıyorum. Aralarında asal. Aralarında asal sayıların, evet. Asal sayıların EBOB'u nedir arkadaşlar? EBOB'u 1. ECOG nedir? Çarpımlarıdır. Evet, bunları da bir not olarak yazalım. Çarpımlarıdır. Evet, burası önemli arkadaşlar. Evet, geçelim. Geçelim. Aralarında asal olan doğal sayıların EBOB'ları 1, ECOG'ları bu sayıları az önce anlattım. Çarpımına eşittir yazdık. 25 ile 48 sayılarının aralarında asal olup olmadığını belirleyelim. 25'in çarpanlarına baksana bir. 5 var, 1 var, 25 var. 48'e bakar mısınız? 1, 48, 2, 24, 3, 16, 4, 12, 6, 8. Birbirine yaklaştığı anda başka çarpanı yoktur arkadaşlar zaten. Şimdi burada baktığınız zaman EBOB var mı, ortak bölen var mı? Hiç yok. Aralarında asal olduklarından, evet, aralarında asaldır diyorum. Aralarında asal. O zaman EBOB nedir burada? EBOB nedir? 1'dir. ECOG nedir? 25 çarpı 48. Yani bu da nedir arkadaşlar? Direkt kısa yöntem 48'in yanı, 48'i 100'e çarp, 4800, 4'e böl, 1200. Devam ediyorum arkadaşlar. Aralarında iki asal, aralarında asal iki doğal sayılar. ECOG'u 28'miş. ECOG neydi? İkisinin çarpımı yani. A çarpı B'ydi. Bir tanesi 4'müş, diğeri de o zaman 7. Evet, aralarında asal olduğu için iki sayının çarpımına eşittir. Evet, geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Evet, geçiyorum. Evet, konu zaten, evet, iki sorumuz kaldı. 16 santim uzunluğundaki 4 özdeş kağıdın her biri ikişer parçaya ayrılacaktır. Bu işlem yapılırken elde edilecek kağıt parçalarının uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacaktır. Uzunlukları aralarında asal olacaktır. En uzun kağıt parçasının uzunlukları toplamı kaç santimetredir diyor. Evet. Nasıl ayırabiliriz diyelim. Şimdi arkadaşlar her biri ikişer parça ayrılacaktır. Aralarında asal olacak. O zaman ne olabilir arkadaşlar bu? 15 oluyor. 15'e 1 olur mu sadece? Evet. Sadece bu 15'e 1 olur. 1, 15. Evet, 15 kere 4, 60. Başka bir şey yok. Devam edelim. Ne diyor size? Aralarında asal tam sayılar olacaktır. Alanı 84 metrekareymiş. Evet, aralarında asal olacakmış. 84'ün çarpanlarını alalım. 1'e 84, 2'ye 42, 3'e 28, 4'e 21, 6'ya 14, 7'ye 12. Evet, bu kadar. Çarpanları bunlar arkadaşlar. Şimdi bakalım 1 ile 84 olur mu bir kere? Olur arkadaşlar. Aralarında asaldır. 1 her sayıyla aralarında asaldır. Şuraya 1 koy 84. 1 koy 84. 170. 170 çarpı 6. Yani çevreyi buldum. 6 ile çarpıyorum. 6 kere 6 kere 40 sayıda var 4. 1020. Olur mu? Olur. Şimdi 2 ile 42 aralarında asal değildir. 3 ile 28 aralarında asaldır. Ne koyalım o zaman buraya? 3, 3, 28, 28. 56, 59, 62. 62 çarpı 6. 372. Bak oluyor mu? Bu da oluyor arkadaşlar. Ne kaldı geriye? 4'e 21 de olur. 4, 20, pardon. 4, 4, 21, 21. 42.
8 daha 50. Değil mi arkadaşlar? 50 kere 6, 300 de var ama şıklar da yok. 300 de olabilir. 6'ya 14 olmaz ve 7'ye 12 olacak. 7'ye 12. Onu da şöyle değişik bir kalem yazalım. 7, 7, 12, 12. 24. 31. 38. Evet, 38 çarpı 6. 48'in 8'i 50'de var. 4. Ve 228 de oluyor. Olmayan nedir arkadaşlar? 240. Evet, aralarında asalları alıyorum. Neyi aldım? Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bir de bunu aldım. Geçelim arkadaşlar bunu da. Evet, bu kısmı da geçelim. Evet, bunları evet şöyle 2 dakika kalabilir. Şöyle bakın, bakın şöyle. Bunları siz arkadaşlar ödev olabilir bunlar. Kendiniz de ödev edinebilirsiniz bunları. Bu soruları hepsini çözmeyeceğim ama uygulama soruları. EBOK'larını bul diyor. Evet, geçiyorum burayı. Evet, gördünüz. Bunları konu bitiminde videoları izlerken arkadaşlar en sonda kendinize bir 15 dakika ayırıp bu ödevleri de kendiniz yazıp bir deftere yapabilirsiniz. EKOK'ları buluyor. Evet, EKOK'ları bulmuş. Bak, 9. soru, bir soru var, herhangi bir soru. 10. soru, 11, 12. Evet. Arkadaşlar, bir dahaki, evet, devam etmeyelim artık bugün. Dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde tam sayıların kuvveti konusuna geçeceğiz. Yani artık birinci bölümü arkadaşlar bitirdik. Geçen yıl 3 soru gelen kısmı bitirdik. Neredeyiz şu anda? Tam sayıların kuvveti. Yani bölüm 2'deyiz arkadaşlar. Evet, bölüm 2'deyiz. Tam sayıların kuvveti konusundan bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar arkadaşlar.